Bugün çok mutluyum Zeyno Hanım. Çünkü vurduğum adam ölmedi. Allah ikinize de acıdı. Ölse gar olurdum. Ya sana bir şey olsaydı? Biz ne yapardık? Reşon'un adamları seni ele geçirse sağ komazdı. Murat Ağa çok iyi bir adam. Beni ele vermedi. Sen de çok iyisin oğlum. Murat'ı sen kurtardın. Bıraksan kan kaybından ölürdü. Ne düşündüm biliyor musun Zeyno Hanım? Bugüne kadar kaç tane iyi adam kötü bildiği başka iyi adamların canına kıydı? Çok Maho, çok. Öyle çok cana kıyıldı ki. Yarın sabah maçım var. Maçtan önce Murat abiyi ziyarete gideyim mi? Olur git. Eli boş gitme ama. Şöyle bir tepsi baklava alıp git. Tamam Zeyno Hanım. Hadi git yat artık. Allah rahatlık versin Zeyno Hanım. Sana da oğlum. Sana da. Hoş gelmişsin komutan. Aa evde mi? Evde. Bir seslen. İyi akşamlar Zeyno Hanım. Buyur komutan. Hayırdır? Kusura bakmayın, rahatsız ettik bu saatte. Bari Bey, sabah Honda makamında bekliyor sizi. Nedir mesele? Yarım kalan bir işi bitirmek, yani barış. Anladığım o ki, devletin yumruğu bu defa masaya indi Zeyno Hanım. Devlet çağırırsa gideceğiz. Bu defa zorluk çıkarmazsanız iyi olur Reşo. Boynumuz koldan ince. Bu fırsatı heba etmeyin Zeyno Hanım. Etmeyin ki hepimiz bir oh çekelim. Bu şehir derin bir nefes alsın. Sağlıcakla kal komutan. İyi akşamlar Zeyno Hanım. Devletin başka işi kalmamış. Geçmiş karşımıza baş öğretmen tavrıyla şunu yap bunu yapma. Çocuk muyuz biz? Yapacak bir şey yok. Hani kanını yerde bırakmazdın? Hani Zeyno'nun canını okuyacaktın? Devlet o yüzden tutturdu barış diye. Kanımı yerde bırakmayacağımı bildiği için. Kapıya bir başçavuş geldi nasıl değişti işler? Tepeme attırma Zeliha. Devletle oyun olmaz. Zeyno karısıyla dalaşmaya benzemez bu. Hadi gidelim. Haydi. Zeyno ana, ben gelmesem. Niye? Ne oldu ki? Önemli bir işim var. Ne işiymiş bu? Şey... Hayırlı bir iştir Zeyno ana, sıkurcalama. Hem bak aslan gibi amcam var yanında. O varken bana laf düşer mi? Hadi öyle olsun. Kim bu kız? İpek. Hani vardı ya. Hatırladım. Ben o kızı seviyorum be Zeyno ana. Nasıl diyeyim? Kısmetse... Madem öyle, çağır gelsin. Biz mi gideceğiz gelin hanımın ayağına el öptürmeye? Yaşa benim aslan hanım. Edepsize bak hele. Etekleri zil çalıyor. Hadi gidelim. Kavanoz dipli dünya hey. Bu mu lan senin adaletin? Ne sızlanıyorsun gene Hakkı? Cem o güne sevdiğiyle başlayacak. Biz de Reşo denen uğursuzla. Hadi gel de sızlama. Havadisler iyi. Cem abim akşama İpek'i getiriyor. Aklına koymuş evlenecek onunla. Zeyno ana amcamla vilayete gitti. Bu defa barış olacak gibi. Bakalım onlar ne haberle gelecek. İyi olacak. İçimde öyle bir his var. Bu defa iş ciddi. Sen sevinmedin mi? Sevindim sevinmesine de... Keşke bu barış daha önce olaydı. Daha önce. Düğünümüz kana bulanmadan. O vakit babam ölmez diye... Sen ölümlerden dönmezdin. Biz de evli olduğumuzu anlardık. Evet keşke. Ama hiç değilse çocuklar... Doğacak çocuklarımız. Hiç değilse onlar. Köroğlu'nun hesabı da öyleydi. Kalan sağlar bizimdir. Efer Bey.